Sevgili Yaşayan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz. Suzuki SX4 S-Cross bu efsanenin tasarımıyla testimize başlayalım. Tasarım bir önceki neslinde olduğu gibi yine özellikle ön tarafta çok dikkat çekiyor. Panjur krom detaylarla süslenmiş ve o efsane yapısını hakikaten ortaya çıkarmış. Jiplerde görürüz genelde böyle öne doğru uzayan kabarık menfezi. Bu araçta da aynı ızgarayı görüyoruz. Üzerinde de S logosu, Suzuki'yi andıran S logosu burada mevcut. Onun dışında baktığımız zaman farlar biraz kurbağa gözü gibi, biraz fazla çıkıntılı. Yine de aracın yan tarafına hareket katıyor. Çamurluk yapısı tabii ki bir SUV. Ya gerçi yarı SUV, crossover ve SUV tarzı var. Böyle çok geniş bir kaput yapısı mesela yok. Dar kalmış biraz. Buna rağmen yine de hoş bir kaput yapısı var diyelim. Yani ön tarafta zaten bir sıkıntı yok tasarımda. Suzuki S-Cross'un ön tarafı gerçekten hareketli. Özellikle krom detaylarla. Bu yüzden ön tarafı beğendim diyebilirim. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta neler var? Yan taraf biraz sade. Jantlar sade. Omuz hizası çizgiler aracı biraz hareketlendirse de aşağıda parçalar çok düz. Yani aracın aslında önemli 3 parçası vardır. Tavan çizgisi, omuz çizgisi, bel çizgisi. Bu 3 madde aracın profilini hareketlendirir. Tavana baktığımız zaman barlarla falan biraz süslenmiş tavan raylarıyla. Güzel olmuş. Ortaya geldiğimizde omuz hizası eyvallah. Bir su kadar olmasa da yine de biraz hareketli görünüyor ama bel hizası aşağısı çok sade kalmış. O yüzden yan profil biraz böyle Murat da dün söyledi aslında kartalı anlat. Hanım satıyor bana abi dedi. Yani böyle eski nesil kartallara falan benziyor dedi. Çok böyle sade bir yapısı var dedi ama efsanesi de böyleydi. Onun haricinde kapılarda sorun var dedi Murat. Abi dedi bu kapılarda çok sıkıntılı kapanıyor dedi. Şöyle yavaş dokunuşlarla göster Murat bak kapanmadı. Mesela biraz böyle kaba olacağız herhalde bu aracın kapılarına şöyle. Aslında yani zaman zaman yapıyor. Çok yapmıyor. Bazen böyle tok kapanıyor. Bazen arada kalıyor falan. Yine de biraz kaba olacağız dedi Murat. Bu kapılar çok kibar değil abi dedi. Evet doğru söylüyor. Yanılmıyor da bu konuda. Onun dışında mesela ne var? Burada katlanabilir bir aynası yok. Bu ayna elektrikli katlanmıyor. Olsaymış bu dönemde daha iyi olurmuş ama anahtarsız giriş çalışma sistemi var. Günümüz modern yapısına ayak uydurmuş burada. Karartılmış bir cam yapısı var. B sunumda. Bakalım içeri geçelim. İçeride neler var? Mesela arka yaşamında oturacaklar. Teknolojik olarak, konfor olarak nelerle karşılaşacaklar? İçeriye baktığımız zaman siz de şu an görüyorsunuz. Teknolojik olarak Murat menfez yok mesela. Bak havalandırma menfezleri, ek bir klima ayarı gibi bir şey yok. Bu dönemdeki SUV'larda, SUV'lerde görürüz aslında bunu. Ayrı bir havalandırma çıkışı olur. Klima ayarladığımız tuşta olur. Bunda yok. Şöyle bir diz baş mesafesine bakalım. Murat göstersin. Murat bak benim sürüş pozisyonuma göre ayarla öndeki koltuk. Ona rağmen diz mesafesi fena değil. Ama çok dik bir yapı var burada. Bu yapı beni rahatsız etti. Çok dik oturma pozisyonu var. Baş mesafesi de gayet başarılı. Tek sıkıntısı biraz dik bir pozisyon olması. Onun haricinde herhangi bir sıkıntısı yok. Şaft tüneli çok yüksek değil. Onu da göster Murat izleyicilerimize. Şaft tünelinin çok yüksek olmamasından dolayı üçüncü kişi de çok rahatsız olmaz ortada otururken. Onun dışında bir kol dayaması var ortada. Tabii ki konfora artılar sağlıyor. Onu da şöyle açalım. Şöyle bardaklığı da var. Konfor artı sağlıyor. Çok da böyle hani lüks bir arka yaşam alanı yok. Ama mesafelere bakıldığında gayet de konforlu bir yaşam alanı var arka tarafta. Evet sevgili izleyenler son olarak da arka tasarımı anlatayım sizlere. Arkada neler var? Şimdi Murat gösteriyor size. İlk olarak aracın farları dikkatinizi çekmiştir. İri bir far grubu var. Ben araç diyor ki SUV'yim. İşte iri far grubuyla arkada sizleri karşılıyorum deyip havasını atmış bize. Onun dışında burada logonun altında bir geri görüş kamerası var ki standart olarak sunuluyor. Bunu söylemişken şu konulara değinmeden geçmeyelim. Suzuki iki konuya çok önem veriyor son dönemde. Birincisi hibrit araçları, ikincisi hibrit araçlarını yani daha doğrusu araç yelpazesini tüketiciye göre hazırlaması. Tüketici ne istiyor diyor. Bir araştırma yapıyor Suzuki. Tüketici 4 donanımı çok istiyor. Kör nokta uyarısı, geri görüş kamerası, navigasyonu ve bununla birlikte şerit takip sistemi. Bütün araçlarında Suzuki bu 4 maddeyi standart olarak sunuyor. Buradan tebrik ediyorum. Güvenliğe ne kadar önem verdiğini gösteriyor aslında.
Evet, konuyu dağıtmadan bagajımızı da açalım ve aracımızın dış tasarımını bitirelim. 430 litrelik bir bagaj kapasitesi var ki kimden fazla? Aile bireyinden, Vitara'dan fazla bir bagaj kapasitesi var. Daha fazla bir alan ayırmış bagaja. Bir de yükleme işi hoşuma gitti. Böyle diz hizamızda neredeyse. Dizin bir tık yukarısında. Yani bu ne işe yarıyor? Şöyle çantayı aldığımız zaman, elimizde bir çanta var, ağır bir çanta. Çok fazla böyle kaldırmamıza gerek yok. Hop, bak attık içeri. Hop, attık içeri. Yani kolay. Yükleme işi kısa olma, alçak olmasından dolayı eşya yüklememizde daha kolay, daha pratik olmuş. Şimdi biz Murat Arabul'la, işte bak bagaj kapağı da Murat, gördün mü, kapanmadı. Bu kapılarda hakikaten bir Murat'ın dediği gibi bir sıkıntı var. Murat Arabul'la beraber içeri geçiyoruz. Hibrit araç kullanacağız bugün. Mild hibrit destekli. Suzuki Vitara'da da test etmiştik. Bu aracın yakıt tüketime katkıları nedir? Yeni bir motor var, Booster Jet. Bu motor nasıl performans elde ediyor? Hibritin motora katkıları ne? Yakıt tüketimine tabii ki katkıları ne? Bununla beraber işçilik, teknoloji paketleri, malzeme kalitesi nasıl? Onları inceleyeceğiz. Emniyet şeridi devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Sevgili Zener, içeriden şimdi Murat'la birlikte devam edeceğiz. Murat bana sizin gözünüzden sorular soracak. Neyle başlamak istersin Murat? Mesela bu araçta bir tüketici olarak en merak ettiğin konu ne? Ben onu anlatarak programımıza başlayayım. Dışarıyı zaten bayağı bir anlatmıştık abi. İçeriden devam edelim o zaman. İçerinin tasarımıyla başlayalım. İçerinin tasarımı nasıl? Ne eksik, ne tam, onları anlatalım. Şimdi bir kere tüketici bu aracı bindiğinde içeride malzeme kalitesi olarak çok hoşnut bir yapıyla karşılaşmayacak. Çok hoşnut olmayacak malzeme açısından. Çünkü elimizi vurduğumuz çoğu yer böyle sert plastikle, tamam, güzel işte krom detaylar var, piyano bilek detaylar görebiliyoruz kapı kollarında, ekran üzerinde, ekran yanlarında, vites topuzunun etrafında böyle değişik malzemeler var, gri bir plastik kullanılmış, işte krom detaylar kullanılmış, ancak işçilik olarak baktığımız zaman, daha doğrusu malzeme kalitesine baktığımız zaman çok hoşnut olmayacaklar. Zayıf bir malzeme kalitesi var araçta. Onun haricinde ama görsellik olarak fena değil. Gömmeli bir ekran, güzel mavi kadranlar, sade bir direksiyon yapısı, çift taraflı dijital bir klimanın etrafındaki renk kombinasyonu falan derken böyle görüntü olarak da çok bozuk değil diyorum ve yoluma devam ediyorum. Başlayalım abi. Şöyle başlamak istiyorum. Diğer çektiğimiz Suzuki'lerde özellikle ekranda çok beğenmiştik. Böyle tablet gibi. Böyle özellikleri olan dolu dolu bir ekran vardı. Şimdi de vardı mesela. Şimdi de vardı. Sanırım Vitara da vardı. Evet. Bunda nasıl? Bunda hatta o böyle YouTube'a falan bağlanabiliyordu. Evet evet, çok 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 iyiydi. Bunda daha sade bir ekran var. Ama yine şöyle söyleyeyim. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu. Yani akıllı telefonlarınızı bu ekrana entegre edebiliyorsunuz. Ama onun haricinde böyle bilgi eğlence ekranı olarak bakıldığında daha sade kalmış o ekranlara göre. Bundan ekran ayarlarını, müzik çalar ayarlarını, telefon ayarlarını, navigasyon ayarlarını, harita ayarlarını yapabiliyorsun yine. Yine o verileri veriyor ama o diğer ekranda böyle bağlanıyordun, video izleyebiliyordun, direkt telefonunu o ekrana yansıtabiliyordun falan. Daha böyle kullanışlı bir ekran yapısı vardı. Bu S-Cross'taki ekran biraz daha sade kalmış ama hem konumlandırılması hem kullanım pratikliği iyi bu ekran için. Yani çok olumsuz da konuşamam. Gelirken şeyi görmüştüm, yakıt ortalaması 6-6.5 civarıydı. Ya bu yakıta mild hibrit'in desteği var mı yoksa zaten cimri bir araç mı bu? Çok güzel. Suzuki Swift ile birlikte mild hibritte yakıt tüketim iddiası ortaya koydu. Dedi ki araçlarımıza, benzinli araçlarımıza %20 az yakacağız, az yaktıracağız dedi. Ve bu iddiasını Swift'te başardılar. Hatta Swift testimizi izleyenler bilir. Hakikaten %15, %20 benzinli versiyondan daha az yakıt tasarrufu elde ettik. S-Cross'ta nasıl yakıt tasarrufu, ondan bahsedelim. Murat, pazartesi günü aldım ve bugün cuma, çekimini yapıyoruz bu aracın. 5 gündür kullanıyorum. Çarşamba gününe kadar hem trafik hem karma ortalamam 6.1'di. Bak, İstanbul trafiğinde 6.1 ile kullandım. 2 gündür biraz daha agresif testler, motor performansı üzerine testler gerçekleştiriyorum. 0-100'lerini denedim. Biraz daha agresif uzun yol bir testim oldu, daha yüksek süratlerde yalıtım denemek için. Onunla beraber 6.5'ları gördü. Yani maksimum düşünsene, benzinli otomatik bir araçtasın ve 6.5'ü görüyorsun ve yani yerden yüksek bir araçtasın.
Bununla hayal birlikte 6,5 şey. Litre hakikaten hayal. Yani benzinli otomatik bir araçta şu rakamlar hayal. Yani 6 ile 6,5 ki zaten kendileri de diyor ki karma tüketimi fabrika verisi 5.7 litre olarak gösteriyor. Yani gerçekten çok iddialı. Yakıt tüketimine en az %15-%20 katkı sağlıyor mild hibrit. Aslında mild hibritin dönüştürücü özelliği var. Jeneratör özelliği. O da katkı sağlıyor. Mesela ufak voltaj isteyen şeylere içten yanmalı motor şey yapmıyor. Güç aktarmıyor. Uğraşmıyor yani. Mesela neler bunlar? İşte marş motoru, kliması, aydınlatmaları, bunlara mild hibrit destek veriyor, enerji veriyor. Bu akünün uzun ömürlü olmasına... Hem aküyü uzun ömürlü hale getiriyor, hem de yakıt tasarrufuna. Mesela klima açtığın zaman yakıt tasarrufu şey yapar değil mi? Buna da katkı sağlıyor. Yani yakıt tasarrufu da elde etmiş oluyor. Konforu nasıl aracın? Konfor. Yani konfor tatmin ediyor mesela tümseklerden geçerken nasıl? Şimdi konfor... Koltuk yapısı nasıl? Konfor yelpazesi çok geniş araçlar için. Mesela bir kere teknoloji konfor olarak başlayalım. Araç bize teknoloji konfor olarak neler sunuyor? Şimdi Suzuki'nin programın başında güvenliğe önem verdiğini söyledik. Evet. Neler var güvenlik donanımları? Bir kere ön çarpışma uyarı sistemi var. Bu çok önemli. Dalgın anlarınızda, mesela biz seninle çekim yaparken de... Bir anda durdu araba. Evet, araba yani. Duruyor. Evet. Çünkü bana yaklaş yaklaş diyorsun. Evet, geliş gidiş çektiğimiz evet. Pozisyonlarda. Yaklaşıyorum ama araç öndeki araçta mesafemi çok kısa olduğunu algılıyor, fren yapıyor. Evet, direkt frenliyor. Sen de böyle gel gel diyorsun ısrarla. Gelemiyorum diyorum ben de, gelemiyorum. Bak ön çarpışma uyarı sistemi var. Ve bunu sol taraftan ayarlıyoruz. Sol elimin altında hemen iki farklı şekilde yakın ve uzak mesafe olarak ayarlayabiliyoruz. Bu güzel. Kör nokta uyarı sistemleri var. Bak bunlar bir de standart olarak sunuyor. Güvenlik donanımları S-Cross'ta standart olarak çok sunuyor. Çok iyi bir yöntem. Kör nokta var. Şerit takip asistanları var. Bununla birlikte teknolojik olarak neler var? Devam edeyim. Anahtarsız giriş alıştırma sistemi var. Evet. Bu da pratik teknoloji. Bu da bir nevi konfor. dokunmatik bir ekran var dedik. Ondan bahsettik. Çift taraflı ayarlanabilir dijital bir kliması var. Bak yine konfor, kışın çok işimize yarayan koltuk ısıtmalar var. Bunları da söylemeden geçmeyelim. Geri görüş kamerası var. Burada kol dayamanın altında tane USB girişi var. Bu da teknoloji konforu. Ya bir şey soracağım. Bunların hepsi standart mı yoksa? Hepsi standart. Mu? Hepsi standart. Bu araçta standart olarak sunuluyor. Çok iyi. Bu donanımlar standart olarak sunuluyor. İki tane eksiği var Murat. Ondan bahsedeyim. Bir park sensörü yok. Çok ilginç. Ekran evet. Var ama sensör yok bu araçta. Herhalde bir de kamera yeter diye düşündüler. Aynen, büyük ihtimalle öyle düşünüp tasarlanmış. Bir de yol bilgisayarını ve kadranları kontrol ettiğimiz tuş analog. Bak şu çubuklar. Evet, bana bu çok garip geldi ya. Ya eskiden çoğu araçta vardı. Çoktu, evet. Çoğu Tofaş grubu aracında vardı zaten. Yani şey analog olarak oradan değiştirebiliyordun. Evet, evet. O araçlarda görmen normal. Ama yeni döneme baktığında nereden değiştiriyorsun? Direksiyon simülü üzerinde. Direksiyondan evet. Onun haricinde teknoloji donanımı olarak da bu kadar. Yani aslında var. Her şey adaptif kruz kontrolü var. Öndeki araçta mesafeyi ayarlayıp kendi yavaşlayan, sonra ayarladığınız hızla tekrardan kendi çıkan bir kruz kontrolü de var. Peki yalıtıma gelelim o zaman. Arabayı sürerken böyle bir rüzgar sesi, tekerlek sesi, motor sesi çok geliyor mu arabaya yoksa başarılı buluyor? Güzel, güzel bir soru. Hakikaten başarılı bir soru. Şimdi uzun yolda 130 km, 120 km'nin üzerinde ses alıyor araç. Rüzgar sesi adam. Tekerlek yuvarlanma sesini şu anda da duyuyorsundur. Bak çok kaçta gidiyoruz? 50-60'ta gidiyoruz. Hafif bir tekerlek evet, yuvarlanma evet, sesi var. Gelelim motor sesine. Çok keyifli motor sesi var Murat. Motor, evet. Bu araç aslında geç kaldık bu veriyi vermek için. Bazı izleyicilerimiz programın başında vermemi istiyor ama genelde programın ortalarına kalıyor bu. 1.4 litrelik motoru var. 129 beygir ve yeni bir motor. Boostar Jet. Bu Suzuki'nin yeni motoru. Çok keyifli. Şimdi bak şuradan dönelim. Sana direkt motor sesini dinleteceğim ve sen de keyif alacaksın. Tamam. Özellikle devirlendiği dakikalarda, yani araç 4000-5000 devirlere çıktığı dakikalarda çok keyifli motor sesi geliyor içeri. Yavaş gittiğinde, yani daha doğrusu 2000 devirlerle gittiğinde de en ufak bir rahatsız etmiyor sesi seni. Bak bunu öyle aldım. Bunu izleyicilerimiz de duyuyordur şu an büyük ihtimalle. Tabii. Nasıl devirlendiği dakikalarda. Evet. Hayır, rahatsız eden bir şey yok, tını yok, yok değil mi? Evet. Bak 100 km'ye çıktık, yalıtım da iyi değil mi? Çok evet, gayet iyi. Rüzgar almış. Rüzgar şu an 120'nin üzerine çıktığında, yani 120-130'da evet. O da çok normal. Premium araçlar bile o hızların üstünde ses almaya başlıyor. Ama beğendin değil mi? Motor gayet sesi iyi. Falan güzel. Evet, kulağa hoş geliyor. Yine Suzuki'nin şanzıman koruması var.
çok yüksek hız ve çok yüksek devirdeyseniz bir alt kademe vitesi geçirmenize izin vermiyor. Uyarıyor, geçiremezsiniz. Hayır, izin vermiyorum değil mi? Biraz daha hızınızı düşürdüğünüz zaman geçebiliyorsunuz. Korumalı bir şanzıman yapısı da var. Onu da belirtelim. Alt ileri tam otomatik. Şanzıman derken abi geçişleri nasıl, vites geçişleri? Çok özür diliyorum. Şurada bir 0-100 deneyelim. Tamam. Sonra vites geçişlerinden bahsedelim. Çünkü şanzımanı da iki farklı şekilde kullanabiliyoruz. Burada kulakçıklar da var. Tamam. Onlardan bahsedelim. Şurada bir 0-100'ümüzü deneyelim. Manuel olarak deneyeceğim bu sefer. Tamam. Veriyi bilmiyorum. Fabrika verisi yok. Bakayım Recep ben. Arkadaşım başlatıyor. Tamam. Sen tutmak istersen tut ama biz Recep'ten öğreneceğiz. Biz de programı izlerken öğreneceğiz. Tamam, evet. İzleyeceğimizle birlikte. 1, 2, 3. Çok iyi. 100. Çok iyi. 100 anladın değil mi? Ben çok beğendim. 6. devire kadar izin evet, verdi bak, ilk bakalım. Başlangıçta. Bakalım deneyelim. Ara hızlanmalarını da denemiş olacağız bu arada. Arabada bak ciğer hala devam ediyor. Bak evet, 6000. Evet. 6000 devir hala böyle ciğeri devam ediyor arabanın. Yani ben gidiyorum diyor yani. Şey yapma. Yorulma bak. Görüyor musun? Bak bu dıdı sesi vites düşürmek istiyorum şu an. Ama 4500 devirde olduğu için mümkünatı yok, izin vermiyor. Korumalı bir şanzıman yapısı var. Şanzıman dediğin ondan evet, bahsedelim Murat'cığım. Geçişler sen de hisset. Bak bir üst kademeye çıktım. Bir şey hissettin mi? Hayır. Bir daha çıktım. 5. Şu an manueldi. Evet, manuelde kulakçıklardan arttırıyorum. Bir daha arttırdım. Yok. Herhangi bir şey hissetmedim. Düşürdüm. 4. Bak motor freni yapıyor. Sadece motor freni. Motor freni. Değil mi? Geçişleri hissediyor musun? Hayır. Hissetmiyorsun. Bakalım kaç bin devir izin veriyor? 6000. 6000'e kadar yukarı çeviriyor. Evet. Güzel. Yokuştayız. Şu an hafif güç hissedik. Hemen alabiliyor muyuz? Bak, hemen bir tork gücü. Hemen bir tork devreye giriyor. 235 Nm tork gücü var ki. Şimdi güzel bir konuya daha geldik. Bunu sen sormadan ben söyleyeyim. Mild Hybrid'in aslında en büyük katkı verdiği yer tork gücü, biliyor musun? Şöyle ISG sistemi var bu araçta. Bu sistem kayışla motora bağlı. Klasik hibritten farklı olarak mesela klasik hibritlerde araç hibrit elektriği, daha doğrusu hibrit batarya şeyde kullanır işte 1000-2000 devirlerde, trafikte durduğun anlarda, yine kalkışlarda falan sürekli hibrit kullanır. Eğer pil bataryada oluyorsa bu dönemde içten yanmalı motor kullanılmaz. Sadece hibritle ilerlersin. Bu araç ikisiyle birlikte ilerliyor. Yani sadece tek başına bir hibrit kullanımı yok. Onu da şöyle açıklayacağım. 3000 devirdeyken, 4000 devirdeyken, 5000 devirdeyken tork istediğin yerlerde, tork gücü, araçtan güç istediğin yerlerde mild hibrit sürekli destek oluyor, biliyor musun? Yani sadece 1000-2000 devirde değil hibritin araca katkısı. Araç güç istedikçe tabii, desteği veriyorsun. Şey, o ISG sistemi, kayışla bağlı olan sistem sürekli bir güç aktarımında ekstra bir tork iletiyor araca. Ve aracın her güç istediğinde içten yanmalı motora desteğini sağlıyor mild hibrit. Bu da yakıt tüketimini azaltıyor. Kesinlikle. Yani. Hem yakıt tüketimini hem azaltıyor. Tabii, hem performansı artırıyor hem de motorun ömrünü uzatıyor. Çok güzel. Yani motor güç kullanacağı anlarda sadece kendi devreye girmiyor. Hop, mild hibritten de o 48 voltun dışında da bir güç gidiyor, anladın mı? Mesela torka şöyle diyebiliriz o zaman, mesela araba alıp satarken hani kilometreye bakıyoruz ya, 200 binse mesela bu arabanın 200 binliği normal bir araca göre mesela 150 bin, 140 bin civarındaymış gibi. Ya şimdi çok şey değil, tecrübeli araçlar değil bunlar, daha mild hibritler çok yeni. Onun tabii ki ustaları açıklama yapacak, işte motor 300 bine geldi ama hala maşallah evet. O açıklamalar gelecek ilerleyen dönemlerde. Ama şöyle bir şey var, çok yeni dedim, tecrübesiz dedim ama Murat, bu ilk çeyrekte yani ilk 3-4 ayda 3.8'den 7.8'lere çıkmış. Pardon, 8.7'lere çıkmış hibrit araç şeyi, pazardaki tabii, oranı. Evet. Düşünsene, talepler neredeyse 2 katına çıkmış. Evet, şimdi ben sana bir soru söyleyeyim Murat. Tamam. Sadece sen tabii tüketici değilsin, artık yarıda programcısın, bizle yıllardır beraberiz. Koltuk konforu nasıl buldun? Koltuk konforu, birazdan da bozuk satıp yola gireceğim. Tamam. Orada da sana süspansiyonları soracağım. Süspansiyon konforunu nasıl buldun diyeceğim. Koltuk konforunu başarılı buldum ben zaten. Tarzını, böyle yapısını nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle, buradan bel destekleri çok iyi. Hem sağdan hem soldan. Ya tam böyle içine kavuruyor koltuk seni. Güzel. Ve sünger yapıyı ben çok seviyorum. Yani sünger ve kumaş. Yumuşak oluyor. Bu hem
tümseklerde geçti, bozuk yerlerde güzel oluyor. Hem de uzun yollarda rahat ettiriyor insanları. Ben beğendim. Ben mesela şeyi beğenmedim. Bu malzeme işçiliği kalitesinin dışında Murat bir de aydınlatmayı çok beğenmedim. Yani gece mesela şuralarda yeni dönemde bir aydınlatma koyuyor. İşte eşya gözlerine bir aydınlatma koyuyor şurayı görmem için. Güzel olur. İşte mesela USB kol dayamada buraya bir aydınlatma koyabilirdin. Kapı gözlerine mesela suyumu bir şey mi koydum almak isterken aydınlatma. Ambiyans koymuş. Ambiyans aydınlatma bu dönemde özellikle SUV'lerde olsun yani. Bütün araçlarda olsun ama SUV'lerde böyle hani eşya gözlerinin çok olduğu araçlarda mutlaka olmalı yani. Opsiyon olarak da alamıyoruz değil mi? Yok yok. Ambiyans aydınlatma yok. Bak şimdi S çiziyor viraj. Evet. Biz de bayağı S çiziyor. Biz de S çiziyoruz. Yani böyle... koltuk beni içinde tuttu yani. Tuttu, tuttu değil mi? Evet aynen. Koltuklar gerçekten kavramlar çok başarılı. Şöyle iki tane zaten ben hani ilk defa şu an test etmiyorum viraj veya uzun yol performansını. Araç 5 gündür bende. Ve ara ara testlere çıktım bu araçla. Agresif kullandığım dönemler de oldu. Kopma yapacakmış gibi oluyor ama ön tarafı o kadar güzel yön alıyor ki direksiyonu sola kırdım değil mi? Direkt sola öne yön alıyor. Sağa kırdım. Direkt sağa böyle öne. Yani o arkadaki kopmaya bile izin vermeden hop aracı direkt yönlendirebiliyorsunuz. Viraj giriş çıkış performansları bu araç daha doğrusu yol tutuşu gerçekten çok keyifli. Uzun yolda da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sarıyer, Çatalca, Tekirdağ yollar arası uzun yol 130-140 km hatta biraz daha üzerinde denemeler yaptığımda da şeritteki stabilliği çok iyiydi biliyor musun? Rahattım yani hani araç beni o yüksek hızlarda bile çok tedirgin etmedi. Bu konuda da başarılı S-Cross fena değil. Yani hani Vitara tamam belki daha iyi performans olarak ama Vitara'ya göz kırpar yani. Hazır mısın bozuk satı? Sana süspansiyon soracağım. Bak nasıl keyifli gidiyor değil mi? Baksana performans olarak şaka gibi yani. Gerçekten güzel performansı var. Çok seri. Çok seri değil mi? Çok kalkışları, ara hızlanmaları. Hadi burada programımızı bitirelim. Buraya da girelim. Sen şimdi bana koltuk konforundan ve süspansiyon konforundan bahsedeceksin. Senin de Suzuki'lerle bu yolları da çıkartmadan bitirmiyorum programı Murat. Vitara'yla çıkmıştık. Evet Vitara'yla da çıkmıştık buraya. Bu sefer çok performanslı kullanacağım. Sadece süspansiyonları soracağım sana bunu. Bak şu an tamamen bozuk satıda gidiyoruz. Takır 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 ses zaten anlaşılıyordur. Evet hiç rahatsız etmedi şimdilik. Bak şu an hala bozuk satıda gidiyoruz. Hala bozuk satı. Bayağı bozuk satı hem de bayağı. Değil mi? Bak. Yaklaşık 15-20 santimlik. Hala değil mi? Hala yaklaşık yarım dakikadır. Evet. Bak bozuk satıda ilerliyoruz. En ufak bir rahatsızlığın var mı? Hayır. Çok iyi. Ya süspansiyondan mı koltuktan mı onu tam anlayamadım da çok böyle süspansiyonlar darbeleri çok iyi sürümlüyor. Evet. Bunun birinci temel nedeni bu. İkincisi de çok konforlu bir koltukta oturuyorsun. Evet. Yani şey sünger böyle kumaş hani rahatsızlık vermeyecek. Uzun yolculuklar sonrasında artık yavaş yavaş koltuk böyle çökmeye başladı da senin ağırlığını böyle içine aldığı dönemlerde hani rahatsızlık vermeye başlar. Tam bir Anadolu arabası değil mi ya? Hem fiyat olarak hem bozuk satıktaki... Sen Giresunlusun değil mi? Senin yaylalarında Murat. Evet. Bu araç harbiden özel bir şey lastiğiyle böyle offroad lastiğiyle değil mi? 4x2 olmasına rağmen yani o kadar konforlu ki satıllarda falan. Evet. Gerçekten tercih edilebilir. Çok doğru söyledin. Bak bir kitleye bir yeri daha aldık. Bir yeri daha aldık. Evet Murat'cığım. Ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Hakikaten tüketici gözünden de böyle iyi oluyor programlarımız. Suzuki de sana denk geliyor. Sevgili izleyenler biz Murat'la bugünlük S-Cross'la ilgili ne biliyorsak hepsini sizlere aktarmaya çalıştık. Ama aklınızda kalan ya şunu da anlattı mı? Şimdi o kadar geniş ki araç yelpazesi. Bazen unuttuğumuz sorular olabiliyor. Onları bize YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Otomobil test yazmanız yeterli YouTube'a. Biz oradan da sizlere seve seve yardımcı oluyoruz. Haftaya farklı bir araçla, sizlerin merak ettiği, istediği bir araçla görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.